müydü, değildi, hiç fark etmez. Onu bu hale kim getirdi? Yani bir hayvan bile diyemeyeceğimiz hale, bırakın insan demeyin, hayvana hakaret olur, hayvan demeyin, hayvan demeyeceğimiz hale kim getirdi? Yani bunları incelemek, bunları daha da büyük sorun olmaktan çözüp, Venezuela olmak istemiyoruz. Zenginlerin mahallesine altın atılı duvarlar, fakirlerin mahallesine zengin giremez. Girdiği an üstünü, donunu dahi çalarlar, çıplak geri gönderirler mahalleden. Biz bu hale gelmek istemiyoruz. İşçisiyle, işvereniyle hep bir arada toplumsal olarak eski huzurumuza dönmek. Komşuluk nedir bilmek, kardeşlik, arkadaşlık nedir bilmek istiyoruz. Birbirimize biri korna basınca her dört tane minibüs taksi şoförünün dört tanesinin üçünün bağcında şey artık sopa demiyorum. Direkt silah var, direkt bıçak var. Niye? Şoför esnafı da zor günler. O da arabasına binenin şizofren sapık olup olmadığını bilemez halde ona karşı da önlemler gerekiyor. Bu ülkede duruyorlar diyorlar ki dolmuşlarınıza şey getir. Asansör koyacaksınız. Ya bir dur hele, bu adam neyle geçiniyor, ne yapıyor, ne ediyor ona? Olur mu? Dolmuşlardan İstanbul'da şey taksilerden dünya para kazananlar var. Bir taksi işte 200 bin lira, 300 bin lira taksi plakası. Mesele öyle mi? Şoför esnafı ne alemde? Onu bir incele. Anlatabiliyor muyum? Hani bir şeye geçerken de bize de yaptılar. Sağlık ocaklarınıza rampa yapacaksınız. Hemen bir ay içinde. Ya bir daha bir dur ya, bir dur ya. Yani sen, yani senin sokakların, caddelerin ne halde? Bir geçiş yap. Şoför esnafı itiraz etti. Çok güzel bir örneğiydi. Çok severim. İtiraz ettiniz. Yasayı ötelediniz, diğer bütün sektörler sizin sayenizde kurtuldu. Evet, evet, doğru. 2016'da uzatıldı. Şimdi esnaf, yani insanlar herkes sadece esnaf değil de, Kanfuçinler döneminde bir MTV iki defa alınacak diye bir karar çıkarttı hükümet o zaman. Evet, evet. Bir defa ödedik, ikincisini de aldılar bizden.